Merhaba, ben video uzmanlarından Ogün Demir. Bu eğitim videosunda sizlere fotoğrafçılıkta sıklıkla kullanılan çoklu pozlama tekniğinden bahsedeceğim. Şu an açmış olduğum fotoğraf 6 kareden oluşmakta ve 6 fotoğrafı üst üste getirerek çoklu pozlama tekniğini uyguladım. Daha iyi anlayabilmeniz için ben bu çalışmayı önceden yaptım ve sizlere anlayabileceğiniz şekilde anlatımıma başlayacağım. Yukarıda sekmeler halinde çekmiş olduğum fotoğraflar şu an gözükmekte. Araba farklı farklı yerlerde. En temiz fotoğrafımı seçiyorum. Örneğin bu fotoğrafım. Diğer fotoğraflara baktığım zaman sağda solda insanlar var. Ben insan olmasın diyorum. Direkt bu fotoğrafımı İlk fotoğraf seçiyorum. Sonra yapacağım işlem arabaları kesip bu fotoğrafa montajlamak. Hemen yanındaki fotoğrafı seçiyorum. Örneğin bu fotoğraf. Araç paneli içerisinde Rectangle Mark II aracımı seçiyorum ve fotoğrafın üzerine geliyorum. Alacağım bölgeyi seçili hale getirip Elma X ya da Ctrl X'e basıyorum ve fotoğrafı kesiyorum. Diğer fotoğrafıma geliyorum ve Elma V ya da Ctrl V diyerek kesmiş olduğum fotoğrafı yapıştırıyorum. Sol tarafta araç panelinin en üstünde Move aracımı seçiyorum ve fotoğrafıma kaydırma işlemi yapıyorum. Hemen fotoğrafımı oturtabilmek için Layer'ımın opasitesini düşürüyorum. Sağ tarafta layer paneli içerisinde opasite değerimi şöyle %70 yapıyorum. Hemen fotoğrafıma yakınlaşıyorum. Nesneleri üst üste getiriyorum. Bütün detayları üst üste getirdikten sonra direkt fotoğrafımın opasitesini %100 yapabilirim. Hemen araç paneli içerisinde Erase tool'umu alıyorum, silgi aracımı alıyorum ve kenarlarını siliyorum fotoğrafımın. Sağ tık Hardness'ını ayarlıyorum. Size'ını ayarlıyorum. Fotoğrafıma yakınlaşıyorum. Burada çiflemeler var. Birazcık daha keskin yapıyorum. Burada önemli olan detay, silme işlemi yaptığımızda silginin kenarları yumuşak olmasıdır. Sert geçiş olduğu zaman direkt yaptığımız montaj belli olacaktır. Ne kadar yumuşak olursa o kadar iyi. Diğer layer'ımın gözünü açıyorum ve fotoğrafımın üst üste geldiğini görüyorum. Diğer fotoğrafıma geleyim. Örneğin bu fotoğraf. Hemen Rectangle Mark II aracımı alıp fotoğrafımı seçili hale getiriyorum. Elma X diyerek fotoğrafımı kesiyorum ve fotoğrafın üzerine gelip Elma V diyorum. Aynı şekilde
Bu fotoğrafımı da Move aracıyla kaydırarak oturtma işlemi yapıyorum. Hemen ok yönlerimle ayarlıyorum. Opasitesini de düşüreyim bakayım üst üste gelmiş mi? Sol tarafta araç paneli içerisinde erase tool'umu alıyorum ve silme işlemi yapıyorum. Birazcık keskin olsun. Buradan direkt diğer araca geçiyor çünkü. Hemen opasitesini %100 yapayım bakayım. Sonuç ne olmuş? Şurada bir hata var. Hemen lastik geçişinde. Hemen geri geliyorum. Alt elma Z diyerek. PC kullanıyorsanız alt kontrol Z demeniz yeterli olacaktır. Hemen opasitemi %100 yapıyorum. Ve diğer aracımı da yerleştirme işlemi yaptım. Bu sefer diğer aracıma geçeyim. Bunu uyguladık. Hemen kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Sol tarafta bir aracım daha var. Hemen Rectangle Tool aracımla seçili hale getirip Elma X diyorum. Fotoğrafın üzerine geliyorum. Elma V diyorum. Move aracımla kaydırma işlemi yapıyorum. Aynı şekilde üst üste getiriyorum. Opasitesini düşüreyim. Üst üste getirebilmek için. Hemen opasitesini tekrar %100 yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada renk geçişi var, keskinlik var. Fotoğrafın üst üste geldiğini çok bariz görebiliyorum. Opasitesini düşürüyorum ve silme işlemi yapıyorum. Alttaki fotoğrafla yediriyorum görmüş olduğunuz gibi. Bu işlemi de bitirdikten sonra bu fotoğrafımı da kapatıyorum. Diğer fotoğrafımı açayım. Buradaki aracımı da alıyorum. Rectangle Tool aracımı da seçili hale getirip Elma X diyorum, kesiyorum ve diğer fotoğrafın üzerine yapıştırıyorum. Elma V diyorum. Aynı şekilde bu aracımı da buraya yerleştiriyorum. Hemen alt tarafa atayım. Layer'ımın altına atayım. Layer'ımın altına attığımda görmüş olduğunuz gibi şu aracın kenardaki şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi burayı silememişim. Hemen silme işlemi yapıyorum buraya daha keskin olabilmesi için. Çünkü öbür aracın layer'ını açtığım zaman direkt bu aracın kenarındaki görsel aracımın üzerine geliyor. Hemen bütün fotoğraflarımın layer'ının gözünü açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir pürüz yok. Düşürüyorum. Aynı şekilde fotoğrafıma yakınlaşıyorum. Ve üst üste getirme işlemi yapıyorum. Opasitesini %100 yaptıktan sonra kenarlarını yumuşatıyorum. Bir tane daha fotoğrafım var. Onu da yerleştirdikten sonra çoklu pozlama uygulamam bitmiş olacak.
Renk tutuşu yaptığımda görmüş olduğunuz gibi fotoğrafın üzerinde bir mavilik var. Fotoğraflarımı birleştirerek renk tutuşu yapmalıyım. Çünkü her fotoğrafa müdahale ettiğimde, örneğin bu fotoğrafa müdahale ediyorum. Sadece sağ taraftaki fotoğrafı araca müdahale edebiliyorum. Benim renk tutuşu yapabilmem için bütün fotoğrafları shift tuşuyla seçilerle getirmem lazım. Elma E diyerek layer'larımı birleştirip sonra renk düzenleme işlemleri yapabilirim. Hemen ışığını ayarlıyorum. Level seçiyorum. Elma L diyerek kısa yoldan. Fotoğrafımı birazcık aydınlatıyorum. Sol taraftan crop tool aracımı alıp fotoğrafımı cropluyorum. Yukarıda değer yazılmış. Hemen değerlerimi sıfırladıktan sonra croplama işlemi yapabilirim. Üzerine çift tıklıyorum ve croplama işlemi bitiyor. Görmüş olduğunuz gibi birden çok fotoğrafı Photoshop yardımıyla üst üste getirdim. Çoklu pozlama tekniğini uyguladım. Ama burada önemli detay tripodunuzun olması lazım. Çünkü tripodunuzu sabitleyeceksiniz ve nesneyi farklı farklı yerlerde fotoğraflayacaksınız. Eğer ki tripodunuzu kayarsa ya da tripodunuzun açısı değişirse Photoshop'ta bunu üst üste getirmekte bayağı zorlanacaksınız. Açısı çünkü uymayacağı için Photoshop'ta bayağı zorluk, güçlük çekeceksiniz. Bunun için tripod kullanın ve sonra Photoshop yardımıyla hemen tık 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 üst üste getirin. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.